Evet, kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda 1812-1829 yılları arasındaki 17 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeleri ve olayları kronolojik ve doğru bir şekilde elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ele alacağımız konu 1829-1833 yılları arasındaki 4 yıllık süreç olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nde bu saydığımız 4 yılda meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamayı ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Dostlarım, kardeşlerim. Evet dostlarım, Osmanlı Devleti'nde 1829 tarihinde Deli Teşkilatı kuruluyor. Deli Teşkilatı delilerden oluşturulmuş, düşmanı yıldırma amacı güden, yenilik arayışında olan devlete yeni bir nefes aldırmayı amaçlayan bir teşkilattır. 1829'un 14 Eylül'ünde ise Edirne Antlaşması yapılıyor ve Edirne Antlaşması ile Yunanlılar bağımsız oluyorlar. Osmanlı Devleti'ne ilk isyan eden millet Sırplar, ilk bağımsız olan millet ise Yunanlılardır. Yunanlıların o yüzden 108, 192 yıllık bir devletleri vardır dostlarım. 1830 yılında Mehendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki kısaya taşınması, yani denizcilik okulu Heybeliada'daki kısaya taşınıyor. Niye Heybeliada? Çünkü Heybeliada, bakın Heybeli ada. Ada olduğu için ve denizcilerin de çalışmalarını adada yapmaları gerektiği için o dönemin sultanının izniyle Mühendishane-i Bahri Heybeliada'ya taşınıyor. Ve aynı olayın devamında İshak Efendi mühendishane, yani deniz mühendisi okulu, deniz mühendisi okulu, yani denizci okulunun başına getiriliyor. Ve aynı yıl Avrupa'ya öğrenci gönderiliyor. Bu da İlerleyen süreçte Osmanlı Devleti'nde Tanzimat, Islahat, Birinci Meşrutiyet, İkinci Meşrutiyet olaylarına neden olacaktır. 1830 yılında tiftik keçisinin Güney Afrika'da yetiştirilmesine başlanıyor. 1830 yılında Katolik Ermeni cemiyetinin ve kilisenin resmen tanınması gerçekleşiyor. 1835 Temmuz'unda Fransa alçağı Cezayir'e saldırıyor ve ele geçiriyor. 1831 yılında ilk saray konservatuarı Mızıka Yuhmayun ve saray harem orkestrası. Harem orkestrası dediğimiz gibi, yani kadınların, daha doğrusu kızların, çünkü kız onlar, haremdekiler kızdır. Çünkü kızla kadın arasında bir fark vardır. Hareme ilk gelenler kızdır. Haremde kalıp da padişahla birlikte olanlar kadındır. Bunlar tarafından harem orkestrası kuruluyor. Mızıka Yuhmayun, mızıka, yani bandonun yerine kullanılan bir araç. 1831 yılında tımar sistemi kaldırılıyor. Müessese sembolik olarak daha uzun süre devam ediyor. Bu sayede artık Osmanlı Devleti'nde tımarlı sipahi yetiştirilmiyor ve Osmanlı Devleti için konuşalım. Toprak ağalığı, yani topraktan askeri yetiştirme sistemi bitiyor. 1831-34 yıllarında İshak Efendi'nin 4 ciltlik Mecmuayı Uluman Riyaziye adlı eseri basılıyor. 1831 yılında Osmanlı Devleti'ndeki ilk gazete olan Takvim-i Vakayi yazılıyor 1 Kasım. Yani yazıp çıkarılıyor ve dağıtılıyor. 1832 Tophane-i Amire'nin Şehzade Basını'nda
Şehzade basından cerrahanenin bulunduğu binaya nakledilmesi. Tophane-i Amire yani top okuludur. Burada savaşlarda öğretilen yani silahlarım üretiliyordur. Top bomba gibi. Hem de bunlara eğitim verilip topçu birliği de askerde yetiştirilen bir yerdir burası. 1832 yılında alçak ve namussuz ve karaktersiz ve işe yaramaz Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa denen deyyus Osmanlı Devleti'ne isyan ediyor. Aslında bu adam paşa falan değildir. Lakin isyanı bastırıyordu yani. Ondan dolayı kendisini paşa sanmıştır. Osmanlı Devleti de sonradan buna paşalık unvanını vermiştir. Zaten adam ilkokulda okuma yazmayı bilir. Yani ilkokul döneminde var. Ama ilkokul bırakalım. Okuma yazmayı bile bilmeyen bir adam. 1832 yılında İstanbul İzmit posta yolu yapılıyor. 1832 yılında Topkapı Sarayı'na bitişik Gülhane Bahçesi'nde mevcut binalarda Cerrahane-i Amire açılması gerçekleşiyor. 29 Ocak 1832. Cerrahane-i Amire dediğimiz yapı cerrah yetiştirilen, cerrahlara eğitim verilen, milletlerin yapıldığı, günümüzdeki Sağlık Bakanlığı benzeri bir Osmanlı Devleti için bir yapıdır. Günümüzdeki Sağlık Bakanlığı'na benzer, aynı isimleri görür. Zaten aynı isim de sonradan değiştirilmekle beraber işlev olarak hala aynıdır. Günümüzdeki Sağlık Bakanlığı'nın Osmanlı Devleti'ndeki karşılığı nedir diye bir soru gelirse sınavlarda DG geçiş sınavında LGS'de ya da DGS'de falan sizin vereceğiniz cevap Cerrahane-i Amire. 12 Aralık 1832 tarihinde Mısır kuvvetleri Konya'da Osmanlı ordularını yeniyor. Mısır ordusu Mısır'dan çıkıyor, ilerleye geliyor, Hatay'ı geçiyor, Konya'ya kadar yukarı çıkıyor, Konya'ya kadar ilerliyor, Konya'da Osmanlı Devleti'ni yeniyor, Konya'da yenilince İstanbul'a kadar ilerliyor. Ve 1833 yılında 2. Mahmut döneminde Feshane'nin kurulması gerçekleşiyor. Feshane nedir peki? Feshane dediğimiz yapı Osmanlı Devleti'nde kullanılan kefenler basa sarılıyordu yani. Osmanlı Devleti mesela Osman Gazi'nin basına sardı ya da Kanuni'nin ya da Yavuz'un 2. Selim'in 3. Murad'ın 4. Mehmet'in basına sardığı şey kefendir aslında. Çapka falan değildir. Kefendir o. 2. Mahmut kefen sarma. Basa kefen sarma adetine son veriyor. Ve artık Feshane Osmanlı Devleti için yeni bir çapka olarak üretiliyor. Bunun içinde kurulan bir fabrika. 2 Şubat'ta Mısır kuvvetleri Kütahya'ya kadar ilerliyor. Kütahya'ya da geçeceklerdir ama. Şimdi dostlarım ben size Kavalalı'nın isyanını biraz dinleteyim. Videomuzun ilgili kısmında isterseniz. Bir büyük isyanda Mısır valisine Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan. Neredeyse Osmanlı'yı ortadan kaldırabilecek derecede ve güçlü bir şekilde gidiyor. 1838 değil çünkü 33 pardon. Oturamıyor. 33 Hünkârız Deniz Anlaşması'nı buna karşı yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü Rusya bize müzahir oluyor. Fransa onları tutuyor. İngiltere'de hayır hak bir tarafsızlık içinde Mısır valisine karşı. Fakat Rusya devreye girince İngiliz uyanıyor ve müdahale ediyor. Kavalalı'nın kızma sebebi ne? Niye siniliyor Osmanlı'ya? Hiçbir şeye kızdığı yok. Kavalalı Ilıç dediğimiz yer Ilıç. Bugün diyor ahali İliç'i. Ilıç mı İliç mi bilemem. Oradan Erzincan'dadır. Kendisi burayı bilmez muhtemelen. Çünkü aile oradan işte Edirne üzerinden Kavalı'ya göç etmiş. Ve Kavalalılar sahip çıkıyor buna. Hatta Arnavut diyorlar. Ama değil. Arnavut'la evlenmiştir Rumeli'nin ortamı içerisinde soy sopu.
Mısır vilayetine geldiği zaman okuması yazması olmayan bir paşadır. Bu doğrudur. Fakat çok zekidir. Reformun ne olduğunu, teknik ve fennin önemini anlayan biri. Ve bizim Tanzimat reformlarının her biri Mısır'da önce yapılır. Operaya ve klasik müziğe kadar, evet. Yani bizde o tarihte opera yoktu. Müzesi bizden daha fazla gecikmiştir ama zaten Mısır'ın hazineleri yağma altındaydı çoktan. Napolyon'un Mısır'a çıkışından beri bir yağma var. Çok açık bir hep var da açık bir şekilde yağma var. Tetkikat yapılıyor, bulunan şeyler naklediliyor falan. Yani niye mesela Rosetta Taşı, Raşit denen mevkide bulunan o üç dilli yazı Mısır'ın elinde kalmıyor da önce İngiltere Abukir baskınından sonra nihayet Şampolyon'un eline geçip Fransa'da okunuyor bu yazı, çözülüyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır'a yabancı. Mısır'a vali olarak atanıp gidiyor. Vali olarak atanıyor. Osmanlı ile çatışıyor. Ve sonunda tabii bildiğiniz gibi girdiği yerlerde tutunamıyor. Yani Suriye'de ve Lübnan'da çok huzursuzluk yaratılıyor. Ve büyük devletlerin de baskısıyla çekiliyor Kütahya'dan zaten. Ama Kütahya'ya kadar gelmiş. Adana'da Osmanlı ordusunu perişan ediyor. Orada perişan yok. Yani 1826'dan sonra ordu yok gibi bir şey. Yeni düzen kolay kurulamıyor. Kurulunca da iyi kuruluyor. Yani kurma eğitimine kadar ihdas ediliyor ama o arada yok yani. Kırım Savaşı'na kadar durumumuz hiç şaşıcı değil. Ve orada Polonyalı ve Macar zabitana çok şükran duymalıyız. İçlerinde biliyorsunuz Borjeski de var. Mustafa Celalettin Paşa, Nazım'ın dedesi. Bunlar Müslüman doğdular. Müslüman, evet. Müslüman da oldular yani şey. Çünkü bizim devlet sığınanları vermedi, iade etmedi Avusturya ve Rusya'ya. O çok önemli. Yurt beynelmiler destek de gördü. Bu Mehmet Ali Paşa ayaklanması da bir şekilde Hidiv Hanedanı'na otonomi vermekle şey yaptı. Bu otonomi çalışmıştır İngiliz işgaline kadar 1880'lerde ve ancak birinci harbe girildiği zaman İngiltere buraya artık bağımsız olarak ya kendine bağlı olarak ilhakla götürdü. Tabii o şuydu, bağımsız olan padişah sultana, meliye, Mısır Melikine, krala, İngiliz sefiri boyuna talimat veriyordu. Bu iş böyle. Evet dostlarım, Kavalalı olay da bu şekildedir. Video videomuzda sizlerle birlikte 1829-1833 yılları arasındaki 4 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'ne meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği yedirmeden döncüğünce anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah diğer videomuzda ele alacağımız konu 1833-1839 yılları arasındaki 6 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde meydana gelen gelişmeler ve olaylar olacaktır. Biz diğer videomuzda sizlerle birlikte bu 6 yıllık süreci anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Önümüzdeki hafta 1833-39 videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun.